Değerli izleyenler, son dakika gelişmesi var. Ekranımızda da görüyorsunuz. Bursa'da bir uçak düştü. Tek motorlu bir uçak. Havalimanı yakınlarında, Yunuseli Havalimanı yakınlarında uçak düştü ve akabinde, bakın görüntü de var, sıcak bir görüntü. Demirören Haber Ajansı'nın geçtiği görüntülerde dumanların yükseldiğini görüyoruz. Bu uçağın öyle anlaşılıyor ki kent merkezinin yakınında düşmüş, kent merkezinin ortasına düştüğü anlaşılıyor yükselen dumanlarla birlikte. Tek motorlu bir uçak düşerek yanmaya başladı. Bursa'da uçak düştü. Sıcak bir gelişme. Yunuseli Havalimanı yakınlarında düştüğü bilgisini aktarıyoruz. Ve orada gördüğümüz kadarıyla ambulans ekipleri var. Dumanlar yükseliyor. Endişeli ve meraklı gözler de o noktaya doğru çevrilmiş. Bursa'da düşen uçağın tam sokak ortasına düştüğünü görüyoruz. Umarız ki bir can kaybı, yaralı haberi aktarmayız ama şu anda sıcak bir bilgi olarak ekranımızda gördüğünüz uçağın düştüğü yer Bursa'da hava alanına yakın bir noktada. Arkadaşlar, bir bilgi geldikçe, bilgiyi tazeledikçe ekranımızda da verelim. Tabii sokağın ortasına düştüğünü anlıyoruz buradan. Orada bir müdahale olduğunu da görüyoruz ama tozun dumana kattığı buradan bu görüntüyle, bu cep telefonu kamerası görüntüsüyle de bize bunu anlatıyor aslında. Pek çok vatandaş endişeli bir şekilde orada bulunuyor. Tek motorlu bir uçak Bursa'da düştü. İçinde kaç kişi vardı henüz bunu bilmiyoruz. Çevrede düştüğü bölgeye ne ölçüde zarar verdi onu da bilmiyoruz ama bakın görüntüden de anlayacağınız gibi kent merkezinde bir mahallenin ortasına düşüyor bu uçak. Tek motorlu bir uçak bir sokağın ortasında düştüğünü anlıyoruz. Umarız ki bu uçak kazasından pilot bir şekilde sağ kurtulmuştur ve düştüğü noktada da vatandaşlar, o bölgedeki vatandaşlar umarız ki etkilenmemiştir. Şu anda elimize geçen tek video, tek görüntü budur. Bursa'da Yunuseli Havalimanı yakınlarında tek motorlu bir uçağın düştüğü bilgisi elimize geldi. Bursa'da tek motorlu bir uçak yerleşim yerine düştü. Osman Gazi, bir bilgi geldi. Osman Gazi Bağlarbaşı Mahallesi yakınlarına büyük bir gürültüyle düşüyor uçak ve düştükten sonra da alev alarak yanmaya başlıyor. Alev alev yanmaya başlıyor. Tabii o sesin de etkisiyle, uçağın düşmesinin etkisiyle vatandaşlar panik halinde hemen sokaklara döküldü. Görüyorsunuz herkes sokağa dökülmüş ve o noktaya doğru ne olduğunu anlamaya çalışıyor. Tam noktayı da söyleyelim. Osman Gazi Bağlarbaşı Mahallesi. Bursa'da Osman Gazi Bağlarbaşı Mahallesi'nde tam da sokağın ortasına, mahallenin ortasına bir uçak düştü. Tek motorlu bir uçak. Değerli izleyenler, biraz önce de belirttiğim gibi bir takım yeni bilgiler geliyor ama elimizdeki tek görüntü şu an itibariyle bu. Uçak veya içerisinde bulunan başka mürettebat var mıydı? Sivil bir uçak mıydı, askeri bir uçak mıydı? Buna ilişkin bir bilgimiz yok ama umarız ki bu yönde olumsuz bir haber aktarmayız. İtfaiye ekiplerini uzakta görebiliyoruz. Uzaktan seçebildiğimiz kadarıyla vatandaşın endişeli ve meraklı bakışları iç eşliğinde itfaiye ekipleri de olay yerinde görev yapmaya çalışıyorlar. Dumanların yükseldiğini görüyoruz. Başka bir açıdan bir görüntü de düşerse şu anda haber merkezindeki arkadaşlarım bunu araştırıyorlar. Hemen ekranımıza yansıtacağız. Bu çok önemli bir durum. Tam da Bursa'da Osman Gazi'de Bağlarbaşı Mahallesi'nde sokağın ortasına, mahallenin ortasına bir uçak düştü. Ve bu uçak tek motorlu bir uçak. Düştükten sonra büyük bir patlama sesiyle birlikte, düşme sesiyle birlikte çevredeki vatandaş, mahalleli elbette ki çok büyük panik yaşadı ve sokaklara döküldü. Şu anda da bu uçağın düşmesi sonrası alev alev yanmaya başladı ve ona müdahale anını görüyorsunuz. Mahallelinin panik halinde olduğunu da görüyoruz. Bir bilgi gelirse aktaracağız efendim. Bursa'da maalesef bir uçak düştü. Bu konuya ilişkin resmi bir açıklama da gelirse hemen ekranınıza yansıtacağız. Bursa Valiliğinden bir açıklama gelirse bunu da aktaracağız. Dediğimiz gibi uçağın bir askeri uçak mı, bir eğitim uçağı mı, ne uçağı olduğunu henüz bilmediğimiz için eğer öyleyse belki Milli Savunma Bakanlığı'ndan da bir açıklama gelebilir. Tüm kaynaklarımız da şu anda olayın perde arkasını, başka bir bilgi var mı yok mu buna ilişkin konuyu araştırıyoruz. Bunu belirtmek isterim. Ben bir kez daha elimizdeki bilgileri tekrar etmek isterim.
Ekranlarını yeni açan izleyicilerimiz için Bursa'da, Bursa Osman Gazi Bağlarbaşı mahallesinde bir uçak düştü, tek motorlu bir uçak. Sokak ortasına, mahalle ortasına düştüğünü görebiliyoruz çok açık bir şekilde. Düştükten sonra da yangın çıktı, alev almaya başladı bu uçak ve akabinde de tabii ki mahalleli hemen sokağa döküldü. Panik halde bu sesle birlikte ve itfaiye ekiplerinin de müdahale olduğunu görüyoruz. Bir bilgi geldi, düşen uçak sonrası helikopterlerin bölgeye gittiğini arkadaşlarım bana iletti şu anda. Helikopterler de yine olay yerine doğru yola çıkmışlar, bu bilgiyi de aktardılar. Evet, tekrar etmekte fayda var. Umarız uçağın içinde bulunan mürettebat ve pilot, umarız ki kendilerini kurtarmışlardır. Bunun yolları var çünkü. Dileyelim ki öyle olsun. Uçak neden düştü, buna ilişkin de elbette ki çok sıcağı sıcağına bir bilgimiz yok. Ama şu anki görüntülerden anladığımız kadarıyla şehir ortasına, sokak ortasına düşmüş bir... Evet, bakın ekrana bir fotoğraf yansıdı. Bu fotoğrafta alevleri görmek daha da mümkün. Videodan daha net görünüyor. Uçak düştükten sonra alevler yükseliyor, dumanlar, siyah dumanlar yükseliyor. Muhtemeldir ki olay anına ilişkin ilk fotoğraf. Arkadaşlar, fotoğraf karesini biraz tam ekran bir verebilmemiz mümkün mü rica etsem? Daha iyi fotoğrafı şöyle bir tahlil edelim. Kaçışan insanları görüyoruz. Bir kadın var, kucağında iki çocuk var. Meraklı gözlerle o yöne bakanlar var. Tam daracık bir sokağın ortasına düşmüş gibi görünüyor. Yanlış bilgi de vermeyelim ama buradan bunu anlıyoruz. Dar bir sokağın ortasına tek motorlu bir uçak düştü. Düştükten sonra alev aldı ve siyah dumanlar göğe yükseldi. Şu anda da helikopterlerin olay yerine intikal etmek üzere yola koyulduklarını bilgisi elimize ulaştı. Bunu aktarmış olalım. Yangına müdahale an itibariyle devam ediyor. Bir bilgi gelirse bunu aktaracağız. Tabii olay yerinde, o bölgede park edilmiş araç ya da geçen, o bölgeden geçen, en nihayetinde sokak ve bir mahalle arası burası. Vatandaşlar var mıydı? Bunlar hemen akla gelen ilk sorum. Dileriz ki böyle bir durum yaşanmamış olsun. Müdahale olduğunu ve müdahale için itfaiye ekiplerinin yanı sıra helikopterlerin o bölgeye doğru yol aldığını da son bilgi olarak aktaralım. Bakın, bir başka görüntü ekranımıza yansıyor. Şu anda bir başka açıdan alevlerin yükseldiği o ana ilişkin bir görüntü geçiyor arkadaşlarım. Evet, bu da başka bir ana ilişkin. Yani aslında hemen olay anını, hemen sonrasında akabinde yaşanan görüntüler. Kaçışan insanları görüyoruz, alevlerin yükseldiğini görüyoruz. Bursa'da bir uçak düştü. Tam noktasını bir kez daha ifade edelim. Osman Gazi ilçesi Bağlarbaşı mahallesi, değerli izleyenler. Şimdi biz bu bilgilerle birlikte ekranınıza yansıttığımız bu sıcak görüntüyü elimize ulaşan bilgilerle tekrar ediyoruz. Yeni yeni görüntüler gelecek. Şimdi birazdan arkadaşlarım, bakın o bir başka görüntü ve bu görüntüde de bir aracın alev aldığını görüyoruz. Evet. Bir polis memuru ve bir alev alan bir otomobil görülüyor. Ve evet, ekrana tam olarak veriyoruz. Bir araca sağ taraftan da müdahale eden itfaiye ekipleri var. Aracı söndürmeye çalışıyorlar. Bir polis memuru o esnada kameraya yansımış fotoğraf karesini. Buradan anlıyoruz ki can kaybı bilgisi gelmedi ama bir zarar, maddi bir zarar söz konusu. Bakın, bir başka görüntüde ise bir minibüs tamamen yanmış. Minibüs adeta kullanılamaz hale gelmiş. Şimdi tabii görüntülerden olayı tahlil etmeye çalışıyoruz. Olay yerine düşen uçak sonrası çıkan yangınla birlikte bir aracın yandığını gördük. Kısmen yandığını gördük. Bir başka aracın, bir başka minibüsün ise tamamen yandığını ve artık kullanılamaz hale geldiğini ekranınıza yansıttık. Bu da aslında bize hani can kaybı bilgisi neyse ki gelmedi ama bir maddi hasar olduğunu gösteren iki önemli fotoğraf karesiydi değerli izleyenler.
Evet, sol tarafta yeni görüntüler geldi. Bu da Anadolu Ajansı'nın geçtiği görüntüler değerli izleyenler. Ekiplerin çalışması sürüyor. İtfaiye ekipleri, polis ekipleri orada ve bantlar çekilmiş olay yerine. Tabii başka vatandaşlar o bölgeden uzaklaştırılmış. Bakın bu da en sıcak görüntü. Sağlık ekibi orada. Acaba tabii bu sağlık ekibinin de orada olmasıyla birlikte yaralı mı var, can kaybı mı var? Orada yaralı bekleyen insanlar mı var? AFAD'ın orada olduğunu görüyoruz. Olay yerinde minibüs. Biraz önce fotoğraf karesiyle aktardığımız o minibüs bakın sağ tarafta tamamen kullanılamaz hale gelmiş. Bir yandan da tabii çok dar küçük bir sokak burası. Bakın sol taraftaki binada da patlamanın ya da yangının artık bilemiyoruz etkisiyle çatıdan bir parçanın sarktığını görüyorum. O açıda yangın acaba evlere de intikal etti mi, evlere de sıçradı mı? Bu da önemli. Camlar bu etkide kırılmış olabilir. Sol taraftaki binada zira böyle bir görüntü görüyoruz tam net olmamakla birlikte. Şu anda belediye ekipleri, itfaiye ekipleri, AFAD, polis ekipleri, sağlık ekipleri orada. Bursa'da Osman Gazi ilçesi Bağlarbaşı mahallesinin ortasına tek motorlu bir uçak düştü ve bu uçağın düşmesi sonrası alev aldığı görüntüleri biraz önce aktarmıştık. Tabii düştüğü noktada alev alarak çevresindeki araçları da tutuşturduğunu görüyoruz ki iki aracın bundan etkilendiğini gördük biraz önce. Sağlık ekiplerinin müdahalesi var. Acil sağlık görevlileri orada. Evet değerli izleyenler bir iddia elimize bir duyum ulaştı ama şöyle yapalım bunu aktarmayalım çünkü teyit etmeden aktarmak istemem ama tablo bu yani umarız ki can kaybı olmamıştır ama can kaybı olma ihtimali de yüksek gibi görünüyor yaralı olma ihtimali de yüksek gibi bize gelen duyumlar var ama resmi bir açıklama gelmedi henüz bunu vurgulamak isterim. Ama sağlık ekiplerinin de orada olduğunu gördüğümüzde bir müdahale var. O göremediğimiz ileriki sokağın ilerisinde bu durumu anlayabiliriz. Elbette ki uçakta kaç kişi olduğunu bilmiyoruz. Pilot kendisini kurtarabilmiş miydi? Acaba bunu da bilmiyoruz ama düştüğü noktada hem uçak yandı. Evet bakın sağda da bir başka görüntü geldi şimdi. Tam olay anına ilişkin yani uçak düştükten ve yangın çıktıktan sonra yanan bir aracı mı görüyoruz arkadaşlar? Tabii uzak bir mesafede bakın orada alevleri seyreden mahalleliyi görüyoruz. Arkadaşlar o görüntüyü bir kez daha geçebilmemiz mümkün müdür acaba? Bir önceki sıcak o görüntüyü bu değil de biraz önce yukarıdan. Arkadaşlarım şu an çeşitli ajanslardan, çeşitli açılardan. Görüntüleri ve fotoğrafları ekranınıza yansıtıyor değerli izleyenler. Evet Bursa itfaiye ekipleri, Bursa Belediyesi itfaiye ekipleri orada tek motorlu aracın sokak ortasına düşmesi sonrası çevredeki evlerin zarar gördüğünü, bir aracın, bir minibüsün tamamen kullanılamaz hale geldiğini gördük biraz önceki fotoğraf karesinden ve bir aracın da kısmen yandığını ve müdahale anlarına ilişkin bir kareyi biraz önce ekranınıza yansıtmıştık. Bakın bu görüntüleri de canlı olarak ekranınızda yansıtıyoruz. Sağ taraftaki görüntüler canlı. Bir diğer görüntü ise sokağın başka bir açısından Anadolu Ajansı'nın geçtiği görüntüler. Tabii umarız, tekrar edelim, umarız bir can kaybı haberi aktarmayız ama bize haber merkezimizde can kaybı olabileceği yönünde bir takım bilgiler düştü. Ama dediğimiz gibi resmi açıklamayı beklemekte fayda var. Teyit edilmiş bilgiyi aktarmakta fayda var bu anlamda. Şu anda sadece gördüğümüz kadarıyla sizlere Bursa'da yaşananları aktarmaya çalışıyoruz. Olay tabii mahalleli açısından büyük bir travma. Mahallenin ortasında bir uçak düşüyor. Tek motorlu bir uçak ve akabinde bir yangın çıktı. Tabii biraz önce de ifade ettiğimiz gibi uçakta kaç kişi vardı? Ve kendilerini kurtarabilmişler miydi? Buna ilişkin valilikten bir açıklama gelecektir şu dakikalar itibariyle. Bir diğer yandan merak ettiğimiz konu sokak ortasında olması nedeniyle, sokağın ortasına düşmesi nedeniyle. Acaba bölgeden geçen vatandaşlar var mıydı? Evet araçlar hasar gördü ama bölgeden geçen o mahallede yürüyen
vatandaşlarımız var mıydı ve onlar bu yangından ve uçağın düşmesinden zarar gördüler mi, görmediler mi? Bu konuya ilişkin bizler de bir açıklama bekliyoruz değerli izleyenler. Umarız böyle haberler aktarmayı sizlere. Eğitim uçağı düşmüş. Bağlanmış mahallesi. Helikopterler geçiyor yukarıda. Şimdi değerli izleyenler, yaklaşık bir 10 dakika kadar önce bir son dakika olarak girdiğimiz Bursa'daki bu kazaya ilişkin yeni bilgiler ve yeni görüntüler geliyor elimize. Geldikçe aktarmaya da devam ediyoruz. Şimdi şöyle bir derleyip toparlayalım bakın. Ekrana yeni görüntüler, farklı açılardan, farklı ajanslardan yansıyan görüntüler ve bununla birlikte cep telefonuyla kaydedilmiş bir takım görüntüler yansıyor. Tekrar etmekte fayda var. Bursa'da Osman Gazi ilçesinde Bağlarbaşı mahallesinde dar bir sokak, dar bir sokakta bir tek motorlu uçak düştü. Tek motorlu uçağın düşmesi sonrası yangın çıktı ve bakın şu anda bir aracın yandığını görüyoruz. Bu araca müdahale edildi ama bir başka minibüs de yine kameralara yansımıştı. O minibüsün de tamamen yandığını, söndürülmüş olsa da kullanılamaz hale geldiğini görmüştük bir başka açıdan. Ekranınızda yansıttığımız fotoğrafta Bursa'da yaşandı bu olay. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Yani hem AFAD orada, hem belediye itfaiye ekipleri orada, acil sağlık ekipleri orada, sağlık ekipleri orada, polis ekipleri, hatta trafik polislerini bile gördük biraz önce. Ve helikopterle, arkadaşlar helikopterler bölgeye gidiyordu değil mi? Acaba bakanlar mı gidiyor helikopter? Dün bölgeye gittiği bilgisini aldık ama hani biraz daha bilgiye muhtaç tabii bu aktardığımız yeni bilgiler. Yeni bilgilerle birlikte biz de bu olayı anlamaya çalışıyoruz. Peki bir iddia var. O iddiayı ortaya koyalım. Pilot ve yardımcısının hayatlarını kaybettiği bilgisi bize ulaştı ama dediğimiz gibi bu henüz bir iddia ama görüntülerde anladığımız kadarıyla uçağın düşmesi ve hemen akabinde yükselen alevler böyle bir iddianın doğru olma ihtimalini de kuvvetlendiriyor gözümüze gördüğümüz bu görüntülerle birlikte. Dediğimiz gibi evet, Bursa Valisi Yakup Can Polat teyit etti. Pilot ve yardımcısı hayatını kaybetti değerli izleyenler. Bursa'da düşen uçaktan pilot ve yardımcısı maalesef hayatını kaybetti. Sağ kurtarılamadılar. Bu kazada bu bilgiyi de teyit ettirdik. Bursa Valisi Yakup Can Polat'ın teyit ettiği bu bilgiyi şimdi paylaşıyoruz. Maalesef iki can kaybı var. Bursa'da Osman Gazi'de Bağlarbaşı Mahallesi'nde düşen uçaktaki pilot ve pilot yardımcısı maalesef hayatlarını kaybettiler. Bu da sıcak bir son dakika bilgisi olarak, teyitli bir bilgi olarak ekranınıza yansıtıyoruz. Eğitim uçağı, evet eğitim uçağı, bunu da öğrenmiş olduk. Bir eğitim uçağıymış. Eğitim uçağının düşmesi sonucu pilot ve yardımcı pilot hayatını kaybetti. Vali, Bursa Valisi Yakup Can Polat bunu duyurdu değerli izleyenler. Maalesef Bursa'da düşen uçaktan iki can kaybı haberi aktarıyoruz an itibariyle size. Birkaç dakika önce bir iddia olarak ifade etmiştim ama Bursa Valisi Yakup Can Polat bu iddiayı doğruladı. Bir eğitim uçağı olduğu bilgisini buradan görüyoruz ve pilot ve yardımcı pilot hayatını kaybetti. Yani an itibariyle bu kazada iki can kaybı söz konusu. Bakın bu da bir başka açı. Bursa'daki uçak düşmesi kazaya, bu kazaya ilişkin bir başka açıdan görüyorsunuz. Bu da apartmandan çekilen bir cep telefonu görüntüsü. Ekiplerin çalışmaları sürüyor. Şöyle ki anlaşılıyor ki yangın söndürülmüş an itibariyle. Zaman zaman olay anına ilişkin, zaman zaman olayın hemen sonrası akabindeki görüntüleri ekranınıza yansıtıyoruz. Bir yandan da canlı görüntüler ekranınıza yansıyor.
Bakın uçağın görüntüsü zannediyorum sol tarafta. Evet. Alevlerin yükselmesiyle birlikte düştüğü sokaktaki hemen yan taraftaki binanın da duvarlarının bundan zarar gördüğünü görüyoruz. Bakın uçağın görüntüsü şu anda ekranımızda yansıyor. Maalesef bu kazada iki pilot da mezar oldu. Şu an gördüğünüz düşmüş uçak görüntüsü. Hemen akabinde de bir yangın çıkmıştı. Bu da çevredeki binaya verdiği zararı yangınla birlikte hemen yanında düştüğü noktada bulunan bir apartman dairesinde çiçeklerin yandığını görüyoruz. Saksıdaki çiçekler ve duvar yanmış. Olay yeri inceleme ekipleri bir yandan da görev alıyorlar. Evet, canlı görüntüler. Bu da son görüntü. Uçağa ilişkin hatta ilk görüntü. Bakın birinci katta da yine camlar, çerçeveler, inmiş camlar kırılmış ve büyük bir yangın nedeniyle bir is kaplamış duvarları. Can kaybı olduğunu bir kez daha vurgulayalım. Bursa Valisi Yakup Can Polat eğitim uçağı düştü ve bu kaza sonrası da pilot ve yardımcı pilot hayatını kaybetti dedi. Yani maalesef iki can kaybı var. Sokağın tam ortasına düştü bu eğitim uçağı. Dolayısıyla düştükten sonra çıkan yangınla birlikte de maalesef maddi zarar da var. Can kaybı tabii asla geri döndürülemez bir kayıp. İsim bilgisi de elimize ulaşınca aktaracağız. İki pilotun yani pilot ve pilot yardımcı pilotun hayatını kaybettiğini buradan vurgulayalım. Bursa'da havalimanı yakınlarında Osman Gazi ilçesi Bağlarbaşı mahallesinde şu anda maalesef uçağın düşmesi sonucu iki pilot can verdi. Hayatlarını kaybettiler, yaşamlarını yitirdiler ve bir yandan o bölgede zannediyorum vali de o bölgede tam görüntüden seçememekle birlikte bir açıklama incelemeleri sürdürüyorlar, bilgi alıyorlar ve bu bilgiler ışığında da elbette ki kamuoyu bilgilendiriliyor. Bunu da belirtelim. Evet, bundan yaklaşık bir 15-20 dakika kadar önce son dakika bilgisi olarak geçmiştik. Bu zaman zarfında yeni görüntüler ve yeni bilgiler elimize ulaştı. Maalesef can kaybı var. İki kişi hayatını kaybetti. Uçaktaki pilot ve yardımcı pilot. Kaybetti. Teknik sebeplerle olduğunu düşünmekteyiz. Konu başsavcılığımızı her yönüyle araştırılacak. Geçmiş olsun. Sivil vatandaşlık. Eğitim uçağımız. Eğitim uçağı, sivil uçak. Bir pilot, bir öğrenci var. Evet, doğru. İki kişi var. TC-UPT-P202JF model türündeki sivil bir eğitim uçağı bu arkadaşlar. Sivil Sayın Valim, kimlikler belli mi acaba? Sadece pilotlarımız maalesef vefat etti. Sayın Valim, isimler var mı acaba? Kimlikler var ama aileler mi? Duymadan bunu açıklamayalım isterseniz. Tamam. İsimler bizde. Sivil vatandaşlardan yaralanan... Yok, şükürler olsun yok. Sadece iki tane evde hasar oluştu, iki tane de araçta hasar oluştu. Onun dışında iki tane pilotumuz maalesef hayatını kaybetti arkadaşlar. Başımız sağ olsun. Başımız sağ olsun. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Görüşmek üzere. Evet, Mercan Bey, Bursa Valisi yardımcı. Sayın Müdürüm. Yakup Can Polat tam o esnada konuştu. Biz de hemen ses açtık ve buna ilişkin başka can kaybı olmadığı ve yaralı olmadığı bilgisini en azından öğrendik. Sivil bir eğitim uçağı dedi Bursa Valisi Yakup Can Polat. Sivil bir eğitim uçağının düşmesi sonucu pilot ve yardımcı pilotun hayatını kaybettiği bilgisini paylaştı. İsim bilgisi soruldu ama ailelerle paylaşmadan bunu kamuoyuyla paylaşmak istemediklerini belirtti. Bunun dışında iki ev hasar gördü ve İki de araç hasar gördü dedi. Bunun dışında herhangi bir yaralı ve başka sivil can kaybı yani sokakta bulunan vatandaşlardan da bir can kaybı olmadığı bilgisini vali
Yakup Can Polat'tan biraz önce canlı olarak ekranınıza yansıttık, hep birlikte dinledik. Şöyle bir toparlayacak olursak değerli izleyenler, Bursa'da Osman Gazi'de Bağlarbaşı Mahallesi'nde bir uçak düştü. Sivil bir eğitim uçağı, tek motorlu, tam da mahallenin ortasına, bir sokak ortasına düştü bu uçak ve düştükten sonra alev aldı. Maalesef pilot ve yardımcı pilot bu düşme sonrası hayatlarını kaybettiler ve bununla birlikte iki araçta hasar oluştu bu yangınla birlikte ve iki evde de yine maddi hasar var, can kaybı var. Tabii isimleri açıklanmadı, aileleriyle bu bilgi önce paylaşılacak ama o evlere ateş düşecek, bunu biliyoruz. Rahmet diliyoruz, yakınlarına başsağlığı diliyoruz. İki pilotun hayatını kaybettiği bilgisini öğrendik biraz önce. Bursa Valisi Yakup Can Polat, neyse ki mahallede o esnada orada geçen bir vatandaş zarar görmemiş, başka bir vatandaş da yaralı değil. En azından bu bilgiyi öğrendik. Daha büyük bir faciaya da yol açabilirdi çünkü eğer o esnada, o bölgede, tam da o anda geçen kalabalık bir grup olsaydı örneğin, böyle de bir durum yaşanabilirdi. Değerli izleyenler, uçağın tabii şu anda merak edilen acaba neden düştü? Bu sorunun da yanıtı önümüzdeki saat dilimlerinde ya da günlerde belki de öğrenilecektir ve paylaşılacaktır.